ödüllendirmek toplumun ıslah olmasında en önemli etkenlerden birisidir. Biz toplumu ıslah etmeye cezalandırma psikolojisi üzerinden bak. Bu yanlış. Allah ödüllendirmeyle toplumun ıslah edilmesini istiyor. Çünkü cezalandırmayla baş edemezsiniz. İnsana hedef göstermeniz gerekiyor. Yani bir ödül koymanız, bak bu ödüle ulaşman gerekir dediğinizde bazen insan o ödüle ulaşmak adına birçok kötülükleri terk edebiliyor. Kur'an'da ödüllendirme çok zaman vurgulanıyor ama bizim hayatımızda da çok az söylediğimiz bir şey. Hani marifet iltifata bağlıdır diye atalarımız çok söylemişler bunu. İltifat etmek mi, azarlamak mı bir insanı daha çok yetiştiriyor? İltifat etmek insanı daha çok yetiştiriyor. İyisin demek insanı daha çok yetiştiriyor. Bugün Orta Doğu toplumlarında hep ne var? Bizden iyi adam çıkmaz. Bizden iyi mal üretilmez. Buna inandığın zaman zaten bitmişsin demektir. Ne kadar iyisini çıkartırsan çıkart, kendi içinde o çıkarttığın iyileri de tüketiyorsun demek anlamına geliyor. Mesela Avrupa'daki haber yayınlarına baktığınızda haberin %70-80'i iyi haberlere yer ayrılıyor, iyi şeyler anlatılıyorken haberin %5'i, en fazla %10'u ülkedeki kötü şeyler üzerinden haber yapılıyor. Bizde ise tam tersi. İyi bir şey olmuyor mu bu memlekette? Yani bizim haberlerimizi izlediğinizde her şey bitti gitti oluyor yani. Niye? Çünkü psikolojik olarak eziliyorsunuz. Ya adam öldürmüş, hayvana işkence etmiş, ortalığı yakmış. Abi güzel şeyler de oluyor bu memlekette. Güzel şeyleri, yani iyi şeyleri yaymak, iyi şeyleri toplumda yaygınlaştırmak gibi bir düşüncemiz olmalı. Evimizde de yani hep kötü şeyleri konuşmak evde karamsarlığı ve kötülüğün önünü açıyor. Çocuklarımıza hep kötü şeyleri anlatmak değil, iyi şeyler anlatmak. Mesela bakıyorsunuz evde karı koca konuşurken konuşmanın çoğunu geçmişteki kötü günler oluşturuyor. Kavgalı günler oluşturuyor. Ya ne olur ilk tanıştığınız günleri de hatırlayın. Birbirinizle güzel geçindiğiniz günleri de hatırlayın. Hocam biz hayatımızda iyi şeyleri yaygınlaştırmak istiyorsak zihnimizde iyi şeylere yer açacağız, kötü şeylere yer açmayacağız. Kötü şeyler anlık oldu bitti tamam. Hemen üstünü kapatacaksın, iyi şeylere kapı açmaya çalışacaksın, hayatı iyi tarafından görmeye çalışacaksın. Hani anlatırlar rivayetlerde böyle aslı da yok ama Resulullah'ın hayata bakışıyla alakalı sıkıntılı bir rivayet değil. Sahabeler böyle giderken bakmışlar çok affedersiniz bir köpekleşi var, herkes ne kadar kötü kokuyor, burnunu kapatmış, yüzünü çevirmiş, Resulullah da dişleri ne kadar güzel parlıyor demiş. Yani aslında burada bir temsil anlatılıyor, peygamberin vizyonu, hayata bakışı anlatılıyor rivayetlerde, belki olmayabilir. Ama Hazreti Peygamber böyleydi. Eşya da güzelliğini görmeye çalışıyor. Güzel tarafını görmeye çalışıyor. Bizim inancımız da bunu gerektiriyor aslında. Niye? Çünkü Allah yarattığı her şeyi ne yapmıştır? Tebarekallahu ahsenul halikin diyor. Allah en güzel yaratandır. Onun yarattığı şeyde çirkinlik yok.